Ekonomide resesyon da yaşansa, savaş da çıksa, susuzluk da olsa insanların belirli hastalıkları var ve bunları tedavi etmek için kullandıkları da ilaçlar mevcut. Peki bu ilaçları satan firmalar hasta için değil de yatırımcı için nasıl bir fırsat olabilir? Bugün ilaç firmalarının nasıl çalıştığını, zayıf ve güçlü noktalarının neler olduğunu ve yatırımcının nasıl analiz edebileceğini konuşalım. Öncelikle birçok ilaç firmasının en büyük avantajlarından bir tanesi ekonomik döngülere bağımsız olmasıdır. Diyabet hastası olsanız ekonomik durgunluk var veya maaşınız azaldı diye ilaç almayı bırakmazsınız. Diğer harcamalarınızı kolayca kesersiniz fakat en son sırada sağlık harcamalarınız gelir. Bundan dolayı gerçekten işe yarayan ve sağlam marka algısı olan ilaçlar çok yüksek marjlar ile satılabilir. Bu da ilaç firmalarının yatırdığı sermayeye kıyasla yüksek geri dönüşler sağlaması demektir. Bizim yatırım yaparken istediğimiz en önemli özellik de sermaye üzerinden yüksek geri dönüş olduğuna göre sektör göz atmaya değer. Öncelikle bir ilaç nasıl geliştirilir? Pandemi sürecinde bol bol duyduğunuz bazı faz aşamaları var. İlk etapta bir kimyasal formül geliştirilir ve bunun için patent başvurusu yapılır. Bu başvurudan itibaren çalışmalar başlar. İlk etapta hayvanlar üzerinde denenen bu kimyasal formül başarılı olursa faz 1 aşamasına geçer. Faz 1 aşaması firmaya ortalama 2 milyon dolar civarında mal olur. Bu aşamadaki bir ilacın başarılı olma ihtimali %20 civarındadır. Unutmayalım ki bir ilaç her fazı başarıyla geçtikçe pazara girme ihtimali de kümülatif olarak artacaktır. Yani faz 1'de olan bir ilaç ile FDA onayına sunulmuş bir ilacın arasındaki oluşturacağı nakit akışının beklenen değeri farklıdır. Çünkü iki aşamadaki beklenen olasılık farklıdır. Bundan dolayı bir ilaç son aşamalara doğru ilerledikçe başarı değeri artacağı için yatırımcı için de daha değerli olmaya başlar. Faz 1 aşamasından onay alan ilaç faz 2'ye geçer. Bu aşamada ortalama 5 milyon dolar civarında daha harcama yapılır ve 300 ila 500 kişi üzerinde ilaç denenir. Faz 2'ye gelmiş bir ilacın başarılı olma ihtimali de %29'a çıkmıştır. FDA onayına sunulmadan son adım olan faz 3'te ciddi bir rakam harcanır ve ortalama 5000 kişi üzerinde ilaç denenir. Ardından ilaç FDA onayına sunulur. Şimdi buraya kadar bir firmanın ilaç geliştirmek için harcadığı Ar-Ge masrafları ortalama 1 milyar doları bulabilir. Bu çok ciddi bir rakam ve unutmayın ki ilk hayvan testlerinden son FDA aşamasına gelene kadar neredeyse 10 yıl geçti. Yani olabilecek en kötü masraflardan bir tanesi. Bütün parayı hemen harcıyorum ve geleceği kesin olmayan bir araştırma mevcut. Eğer başarılı olursam yıllar sonra geri dönüşünü alacağım. Peki diyelim ki ortalama 17 ay süren FDA aşamasına geldi ve ilaç reddedildi. O zaman ilacı revize etmem veya tekrar faz aşamalarında test etmem gerekecek. En kötü ihtimalle de ilaç komple reddedilebilir. Bu da benim harcadığım 1 milyar doların yanması demektir. İşte bu da ilaç firmalarını en riskli kılan noktalardan bir tanesi. Bu durumu aklımızın köşesine yazdık çünkü tekrar geri geleceğiz. Spektrumun öteki ucunda farz edelim ki ben FDA aşamasından başarılı bir şekilde ilacı geçirdim. Şimdi ne oldu peki? Benim ilk başvurduğum tarihten itibaren 20 yıllık patentim vardı. Yani ilk hayvan testlerine başladığımda başvuruma ile benim patent sürem başlamıştı. Eğer ben bu faz aşamaları ve FDA sürecinde 12 yıl harcamışsam o zaman ürünün patenti düşmeden 8 yıl satış hakkım var. Yani ürünün patenti FDA onayını aldıktan sonra başlamıyor. İlk patent başvurusu yapıldığı andan itibaren başlıyor. Bundan dolayı da onaylanma sürecinin hızlı gerçekleşmesi diğer bir önemli nokta. Çünkü geçen her bir yıl bizim patent sürecinde piyasaya sürdüğümüz ilaçtan alabileceğimiz ekstra kar marjının azalması demektir. Şöyle düşünelim. Ben eğer 14 yılda FDA onayını aldıysam 6 yıl yüksek marj ile satış yapabilirim. Fakat eğer 10 yılda FDA onayını aldıysam 10 yıl yüksek marj ile satış yapabilirim. Çünkü patent süremden geriye kalan satış zaman alanı daha fazla. Yani burada
Vakit resmen bizim aleyhimize çalışıyor. Şimdi bütün bunları bildiğimize göre FDA onayında aldığımız bir senaryoyu farz ediyorum. Elimizde iyi bir ilaç var. Örneğin Prozac gibi. Patent bize ne sağlıyor? Patent alternatif ilaç firmalarının aynı kimyasalı kullanarak ilaç üretimini yasaklıyor. Yani başka bir firma benim ilacımı alıp laboratuvarda analiz ederek benzerini üretemiyor. Aynı hastalığı çözecek farklı bir ilaç üretebilir. Fakat başka bir kimyasal ile bunu sağlamak zorunda. İşte bu zaman aralığı benim marketten ekstra gelir sağlamam için altın çağını başlatıyor. Böylece benim pazarlama ve satış için eğer 10 yıl sürem kaldıysa bu süreçte ben inanılmaz yüksek marjlar ile ilacı satıp pazarlayabiliyorum. Ve rakiplerim patent ile örülen duvarların dışında kalıyorlar. Fakat hiçbir yere ayrılmıyorlar çünkü duvarlardaki her bir tuğla her gün biraz daha eskiyor. Bir aralık buldukları anda içeriye saldıracaklar. İşte patent yani rekabet avantajı bizim bu süreçte spesifik bir üründen ekstra marj sağlayarak yatırdığımız sermaye ve Ar-Ge masraflarına kıyasla yüksek bir gelir sağlamamıza kapı açıyor. Yani tam anlamıyla bir mod oluşturuyor. Süre ne kadar uzun o kadar iyi. Peki şimdi 10 yıllık süreci kullandığımızı ve gayet güzel bir gelir elde ettiğimizi farz edelim. 10 yılın sonunda patent düştüğünde ne oluyor? Rakipler hemen alçalan duvarın üzerinden atlıyorlar ve ilacı aynen kopyalıyorlar ve fiyatı %70'e kadar düşürüp farklı bir markayla satıyorlar. Neden? Çünkü rakip firmalar bizim kadar Ar-Ge masrafı yapmadılar. Sadece ürünü basitçe kopyalayıp geçtiler. Bundan dolayı çok daha düşük birim maliyete satabilirler. İşte tam da bu noktada oyunun adı birden değişti. Önceden patent bizim rekabet avantajımız olurken artık hiçbir duvar kalmadı ve aşağıya doğru yarış başladı. Doğru marka algısını oluşturan veya en ucuz fiyata satan kazanır. Bu dinamik aşağıya yönlü çalıştığı için patent varken %80 brüt marj ile sattığımız bir ürünün marjı %20 seviyesine kadar düşüyor. Böylece o duvarlar örülüyken aldığımız güzel marjlar da ortadan kayboluyor. Şimdi kabaca bir firmanın nasıl ilaç ürettiğini, hangi aşamalardan geçtiğini ve patentin ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Peki bu bilgileri nasıl kullanabiliriz? Öncelikle şunun farkında olmalıyız. Patent FDA tarafından verilir, FDA tarafından alınır. Yani regülatörlerden gözümüzü ayırmamamız gerek. Herhangi bir yasa değişikliği bizim spesifik bir ilaçtan alabileceğimiz karı bir gecede silebilir. Diğer bir nokta. Eğer bir firmanın gelirlerinin çok büyük bir kısmı 4-5 tane ilaçtan oluşuyorsa dikkatli olmakta fayda var. Çünkü patent koruması kalktığı anda ne olacağını biliyoruz. Örneğin 2001 yılında Eli Lilly firmasının Prozac patenti açıldığı andan itibaren çeyreklik geliri 575 milyon dolardan 96 milyon dolara düştü. Bakın yıllık kıyaslamıyorum. Sadece bir çeyrekteki düşüş oranına bir dikkat edin. Patent bu kadar kritik işte. Böyle bir problemden kaçınmak için sektörde onlarca ilacı ve patenti olan firmalara yatırım yaparak gelir dağılımının farklı ilaçlara yayıldığından emin olmalıyız. Böylece herhangi bir ilacın patentine karşı açılan bir dava veya FDA'nin regülasyonları değiştirmesiyle firma birden tepe taklak dönmemiş olur. Başka bir nokta. Akıllı bir yönetim patent koruması bitmeye yakın başka bir markayla aynı içeriğe sahip ilacı pazara sürebilir. Böylece rakipler hemen saldırmadan çok daha düşük bir marj ile bile olsa ilacı hayatta tutabilirler. Bu noktada bizim işimize yarayacak şey insanların kafasında oluşturduğumuz marka algısı ve reprezent doktor ilişkileri olacaktır. Çünkü artık fiyattan değil sürümden kazanacağımız noktaya geldik. Reprezent doktor ilişkisinde güven ne kadar yüksekse doktor da hastalarına o kadar o ilacı önerecektir. Hasta da sağlık gibi önemli bir konuda gidip daha ucuza bir ilaç almayı çok nadiren tercih eder veya ilaç masraflarının birçoğu devlet tarafından karşılandığı için fiyat değişimlerine daha az hassas olacaklardır. İşte bundan dolayı patentin yok olmasıyla beraber firmanın reklam ve dağıtım yetenekleri ön plana çıkmaya başlar. Ekstra olarak şunu da söylemek istiyorum. Genelde bir ilacın üreteceği nakit akışının büyüklüğü hedef marketin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Yani ne kadar büyük bir problemi çözerseniz o kadar büyük bir pazarınız olur. Örneğin kalp hastalıkları, kolesterol, şeker, depresyon
veya kanser gibi hastalıkları çözecek bir ilaç ürettiğiniz anda marketiniz birden niş olmaktan çıkar ve çok daha büyük bir alana hitap edersiniz. Üzerine bir de bu marketin etrafını patent ile korursanız o zaman uzun süreler yüksek gelirler sağlayabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, patentler ilaç sektörünün kalbidir. Bu patentleri metrikler ve finansal tablolarda göremezsiniz. Firmanın yıllık raporlarına veya FDA verilerine ulaşarak takip edebilirsiniz. Firmanın ne kadar fazla patentli ilacı ve çeşitlendirilmiş bir portföyü varsa o kadar iyidir. Böylece bir patente kaybettiğinde geliri anında kritik seviyeye düşmez. En son baktığımda patent avukatları güzel araçlara biniyorlardı. Bundan dolayı davalara da dikkat etmekte fayda var. Çünkü kırılan bir patent diğer firmalar için milyonlarca dolar gelir demektir. Rakipler bu regülasyonları manipüle etmek veya size dava açarak patenti kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu riskleri takip etmekte ciddi bir önem var. Şimdi biz dışarıdan bir yatırımcı olarak kümülatif bazda hangi fazdaki ilacın geçme olasılığının olduğunu biliyoruz. Bu olasılıklara göre beklenen nakit akışlarını hesaplayıp firmanın değerini de bulabiliriz. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta şu: FDA onayının başarısız olması durumu ihtimaline karşı yeterli bir nakit yastığı olan güçlü bir firmaya yatırım yapılmalı. Aksi takdirde firmanın sil baştan başlayacak gücü yoksa o firmanın iflasa sürüklenmesi de çok olasıdır. Veya firma hayatta kalmak için çok yüksek miktarda öz kaynak finansmanı yaparak sizin hisse sahipliğinizi de ciddi oranda azaltabilir. Yani kabaca bu tarzda firmalara yatırım yaparken geçmişteki başarıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sürekli kendini bu alanda kanıtlamış, patente sahip ürünleri olan ve aynı zamanda arkadan da FDA onayına gelen ilaçlara sahip olan firmalara yatırım yapmak daha akıllıca olacaktır. Fakat ne kadar bunlara dikkat etsek de regülasyon değişimleri ve FDA onayının alınamaması ihtimaline karşı bu sektördeki firmalara yatırım yaparken yüksek bir güvenlik marjı bırakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü politikacıların ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir gün kalktığınızda değişen bir yasa ile firmanın değerinin %50 düşmesi hoşunuza gitmeyeceğine göre olabildiğince yüksek bir güvenlik marjı bırakmanın sağlıklı olacağına inanıyorum. Umarım sektörü kabaca özetleyebilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.